Şimdi Bankacılık Ajandası 2020 isimli panelimiz var. Sırasıyla moderatör ve konuşmacılarımızı sahneye davet etmek istiyorum. Panelin moderatörü Alternatif Bank CEO'su Sayın Kaan Gür. Panelistlerimiz Akbank CEO'su Sayın Hakan Binbaşgil, Albaraka Türk Genel Müdürü Sayın Melik Şah Utku, Odea Bank CEO'su Sayın Mert Öncü, Citibank Türkiye Genel Müdürü Sayın Serra Akçaoğlu, TEP CEO'su Sayın Ümit Leblebici. Kıymetli misafirler, değerli genel müdürlerimiz, ben eminim bankacılık sektöründe oldukça önemli konuları dinleyeceğiz birlikte ve herkesin de özellikle Haziru'nun merakla beklediğine inandığım görüşleriniz hakikaten iyi bir toplantıya bence şimdiden işaret ediyor. Önemli bir gelişmeyle başlayalım. Esasında dün haberi de yansıdı. Bu arada tebrik ederiz Hakan Bey. Akbank'ın önemli bir sendikasyonu gerçekleşti dün itibarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam 810 milyon dolar civarında maliyetler oldukça rekabetçi bir seviyede yakaladınız. Hayırlı olsun, tebrik ederiz. Tabii bunlar Türk bankacılık sektörü için çok önemli adımlar. Zamanlaması açısından da keza öyle. Buradan başlarsak, ilk sorumu size yöneltiyorum. 2019 yılında nasıl bir performans gördünüz? Bir önceki sendikasyonumuzda yaklaşık 11 ülke katılmıştı. Buna 18 ülke katıldı. Banka sayısı olarak da baktığınız zaman 23 banka vardı, 31 bankaya çıktı. Yani dolayısıyla burada hani Türkiye'ye ilginin eski oranla daha fazla olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii bunun nedenlerine baktığımız zaman bir kere şunu söylemek istiyorum. Yani geçtiğimiz senelerle şu anki makro gidişatı ve ekonomiyi karşılaştırdığınız zaman daha iyi bir noktadayız. Yani daha iyi bir nokta demekle nelere kastediyorum? Şimdi bir kere tabii enflasyonun düşüş trendine giriyor olması çok önemli bir şey, çok pozitif bir şey. Geçen sene işte %20'leri konuşuyorduk. Şimdi en son geldiğimiz noktalarda işte 9'lara indik, 9.26'lara indik. Belki bu yıl sonunu 12'ler civarında bitireceğiz. Bu tabii çok olumlu. Neden olumlu? Direkt olarak faizleri etkiliyor. İşte Merkez Bankamız indiriyor. Bankalar da gerçekten bu konuda bayağı bir, şimdi biraz da burada da hepimiz biraz da gelecek beklentileriyle gerçekten özellikle kredi faizlerine falan bayağı bir aşağılara doğru hepimiz geldik, geliyoruz. Bunu niçin yapıyoruz? Çünkü bizler de faiz beklentimiz ileriye yönelik biraz daha olumlu seyrediyor. Yani düşeceğini düşündüğümüz için bunları yaptık. 2019'a da baktığınız zaman aslında birinci çeyrek gayet iyi başladı. İkinci çeyrek sektör biraz yavaşladı. Ama bu düşen faizlerle birlikte burada bir talebin arttığını zaten görüyoruz. İşte yılbaşından bu yana yaklaşık %10 civarında TL kredilerde bir büyüme olmuş. Ben bundan sonraki gidişatın ve talebin biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü hem bankalarda büyüme konusunda bir iştah var. Yani biz de hepimiz burada hakikaten kaliteli, sürdürülebilir iş yapmak istiyoruz. Yani hem bankalar tarafında burada bir iştah var. Talep geldiği takdirde de gerçekten burada daha fazla bir büyüme olacağını düşünüyorum. 2019 hem dünya için hem Türkiye için hiç de kolay bir yıl olmadı. Birçok alanda, birçok konularla hep birlikte ilgilenmek durumunda kaldık. Fakat şunu görüyoruz bir kez daha. Hani özellikle böyle çok uluslu bankalar bunu çok yapıyor. Yine bizim Türkiye'deki bankalarımız da yapıyor. Değişik senaryolar altında stres testler yapıyoruz. Bu olursa ne olur, şu olursa ne olur gibi. Hiç de kolay bir yıl olmamasına rağmen bütün bu stres testleri çok fazlasıyla başarıyla geçtiğini düşünüyoruz biz açıkçası kurum olaraktan. Gerçekten Türkiye'nin hem ekonomisi, hem özel sektörü, hem siz değerli kurumların son derece dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla da 2019'a baktığımızda Hakan Bey de çok güzel ifade etti. Evet, bazı sıkıntılarımız oldu, volatilite oldu, o oldu, bu oldu ama sonuç olaraktan geldiğimiz noktaya baktığımızda gerçekten birçok alanda çok başarılı sonuçlar oldu. Türk bankalarımız, bu değerli bankalar sendikasyon kredilerini geçen sene %100 tebrit edebildiler.
tekrar yani bütün bu bankalar, bütün bu olanlara rağmen dünyada, Türkiye'de sendikasyon kredilerini yenileyebildiler ve yine biraz önce ifade edildiği gibi aslında bankalar biraz daha dikkatli davrandıkları için o kredileri daha fazla alabilmelerine rağmen yeter bu bize, yüzde işte 700 örneğinden gittiğimizde bu rakamda devam ederim dedi. Ama şu önemli, dünyadaki talep Türk bankalarının sendikasyon kredilerine aynen devam etti. Kurum ve bankalar arasında, şirketler ve bankalar arasında çok ciddi bir işbirliği gözüktü. Yani firmalar, sahipler bankalarımıza gelip oturup detaylı bir şekilde nasıl yapılandırmaların yapılması gerektiğini oturup tartışıp bir sonuca varıldı. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda hiç de kolay olmayan bir yılı aslında beklenenden çok daha başarılı hallettiğimizi düşünüyorum ülke olarak da. Öngörülebilirlik geçmiş yıllara göre çok daha az bir yıldı 2019'da. Sadece bizim ülkemiz için değil, yurt dışı için de öyleydi. Planlarımızı yaparken de bu öngörülebilirlikler konusunda sürekli değişiklikler yapmak durumunda kaldığımız bir yıl oldu. Böyle olunca da çoklu sorunu, çoklu konuyu aynı anda yönetmekle geçirdik 2019'u. Doğal olarak bu ölçek küçültmenin kredi talebinde negatif bir etkisi oldu. Biz daha yüksek bir büyüme bekliyorduk. Tam onları sağlayamadık diye bakıyorum. Türkiye bu süreci oldukça iyi yönetti diye düşünüyorum. Oldukça iyi yönetmesinin ana sebeplerinden birisi, demin Serra Hanım da söyledi, hem özel sektör tarafında, hem kamu tarafında, hem düzenleyici otoriteler tarafında da hem de bankalar tarafında iyi bir koordinasyon sağlandı. Bu koordinasyonla aslında en iyi yaptığımız şey olaya hızlı müdahale etme imkanını arttırmış olduk. 2020'ye baktığımızda bu üretim sürecine tekrar geçme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkede bir stok erimesi yaklaşık 1 yılla 18 ay arası bir noktada stoklar tekrar yerine konmaya başlıyor. Bunun arkasında kuvvetli bir motivasyon da var. O da ülkenin demografisi. Ülkenin demografisi hala genç olduğu için, hala bir takım şeyleri üretip tüketme eğilimi olduğu için doğal olarak bu demografinin getirdiği bir motivasyon da var. Bu anlamda baktığımızda evet 2019 yılında göreceli olarak iki hedeflerken işte 0.51 puan arası bir büyüme yapmış olacağız ama 2020'ye baktığımızda bu seneden daha iyi büyüyeceğimiz öngörülebilir bir şekilde. Koordinasyon açısından yani kamu otoritesiyle bankacılık sektörünün bir arada çözüm üretme konusunda gayretleri en çok bu sene yaşadık. Gerçekten ülke ekonomisi tabii ki bir şok yaşadı 2018'de. Ben trafik kazasına benzetiyorum. İlk anda insanlar bir şok halinde adrenalin pompalarlar. Acıyı hissetmezler. 2018'de çok hissetmedik acıyı. O yangın söndürme modunda olduğumuz için ama 2019'da o şoktan sonra acılar yavaş yavaş hissetmeye başladı. O yüzden yara sarma dönemi oldu 2019. Bu süreçte gerçekten bankacılık sektörü ekonominin yeniden hayata yani hayat ihyası için, o yaralının sarılması için çok ciddi destek oldu. Hızlı bir şekilde mesela Ağustos'ta, sadece Ağustos'ta %10 bizim TL krediler bir anda arttı. Piyasada da bir iştah yavaş yavaş başlamaya başladı. Bu çerçevede son çeyrekten itibaren 2020'ye yönelik olarak biz de meslektaşlarım da ifade ettiği gibi hem ekonomide bir canlanma, özellikle stok yenileme konu tarafında görüyoruz biz de hakikaten. Daha uzun vadeli yatırımlar biliyorsunuz Türkiye'de büyük ölçüde döviz üzerinden yapılıyordu. Onun belki bize biraz daha zaman alacak gerçekleşmesi. TL faizlerinin daha da düşmesi lazım ama stok yatırımları olsun, işletme krediler olsun daha kısa vadeli. Buralarda canlanma ve talep artışı gözlemlemeye başladık. Bu 2020 için güzel bir sinyal. Gerçekten krediye çok bağımlı bir büyüme performansı var Türkiye ekonomisinin. Krediler büyüdüğü zaman ekonomi büyüyor, büyümediği zaman maalesef bir daralma süreci oluşmaya başlıyor. Alternatif tasarruf araçlarının, yatırım araçlarının ve sermaye mekanizmalarının da devreye girmesi gerekiyor. Bu çerçevede
Bu alanda yapılacak işte sermaye piyasaları olsun, belki şirket kurulumları ve ortaklıkların teşviki konusunda olsun adımların atılması gerekiyor. Bu konuda da güzel gelişmeler olduğunu görüyoruz. O bakımdan ben 2020 için çok umutluyum dünya konjonktürüne rağmen ve bilakis bu dönemde Türkiye'nin o çerçevede faydalanacağını da düşünüyorum. Çok teşekkürler. Mert Bey. Sözü size vermeden önce Sena Hanım ayrılacağı için müsaadenizi alarak son iki konuyla ilgili isterseniz çok kısa bir görüşünü alalım, sonra size daha kapsamlı bir zaman vereceğim. Sena Hanım, daha geleceğe dönük özellikle Citibank olarak 2020 sonrası daha uzun bir perspektifte hangi konulara yönleneceksiniz? Önümüzdeki dönemde dünyadaki ülkelerin birbirleri arasındaki ticaretin çok daha arttığı bir dönemi öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde şirketlerimizin artık belki bir dijital platformda ihtiyaçlarını anlatıp onu bankanın anlayıp ve bütün bunları banka sistemleri dahilinde yapacağı bir dönemi kurguluyoruz. Önümüzdeki dönemde tek başına banka değil de fintech, banka ve değişik şirketlerde entegre modeli kurguluyoruz. Dolayısıyla da bu dönem biraz daha farklı bir dönem olduğunu düşünüyorum. Türk bankalarımızın da burada çok büyük avantajı var. Çünkü yıllardır Türk bankacılık sistemi gerek dijitalleşme, gerek inovasyon bu konularda çok büyük yatırımlar yapmış ve dünyada burada gerçekten bir önceliği olduğunu düşünüyoruz Türkiye'nin. Şu an Citibank'ta dünyanın en küresel yöneticilerinden bir tanesi heyetini Türkiye'ye getirdi. Müşterilerle beyin mesleği yapıyoruz. Hani nasıl Türk müşterilerin daha fazla dünya ticaretinden yer alabilmeleri için. Aynı zamanda da IFF'in konferansı var. Onlara katılacağız. Hepsi de tabii inşallah daha fazla nasıl ülkeye yatırım çekebilme amacıyla. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için değerli panelistler, özür dileyerek, teşekkür ederek biz teşekkür ederiz. Ayrılıyorum. İyi paneller. Kaan çok kolay gelsin. Evet. 2019 gerçekleşmeler, 2020'ye dönük de beklentilerinizi paylaşırsanız lütfen. Niye birdenbire Amerika'da Fed Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası faizleri yükselteceğim diyorken birdenbire düşürmeye karar verdi? Bir adım daha geri gideyim. Bu Trump'ı kim seçti? Bu geçen seçimlerden öncesinde işte dolaşırken ben taksi şoförleriyle falan çok konuşuyorum. Dedim nasıl gidiyor? O zaman Obama dönemi, Obama'nın bitişi. Dedi ki, ya Obama çok iyi biri dedi, kızımı veririm ama dedi oyumu vermeyeceğim bir daha dedi. Şimdi bu esasında Amerika'daki ekonomik durumu çok iyi özetliyor. Amerika'daki bu orta gelir düzeyindeki insanların çaresizliği, işsizliği, yıpranmışlığı ve bunun sonucunda da bir rejim değişimi Amerika'da Trump'ı getirdi. Peki ne oldu? Amerika hızlı büyüyordu. Birden Amerika'daki faizler işte bu sene 3'e gidecekti, sonra 4'e gidecekti, 5'e gidecekti. Dolar faizi cinsinden söylüyorum. Bugün o 3 dediğimiz faizler 1,5'lara doğru gidiyor. Daha da kesti kesmedi, Fed'i konuşuyoruz. Peki Türkiye'ye döneyim. Türkiye'de ne oldu? Biz kaynakları dışarıdan alıyoruz. Çünkü nüfusumuz geç, hep söylüyoruz. Biz 30 yaşından itibaren para biriktirmeye başlıyormuş ülkeler. Bunu daha önceki bir tecrübemde ölçmüştük. Avrupa'daki 20 ülkeye bakmıştık. Ne zaman bir değer birikiyor, bir tasarruf birikiyor? 30 yaşın üstünden sonra başlıyor. Hatta bir Alman yatırımcıyla böyle bir tartışmamız olmuştu. İşte siz öylesiniz, böylesiniz diyordu bize. Ben de dedim ki yani bak sen 65 yaşındasın. Biz ortalama o zaman 28 yaşındaydık. Tamam senin paran var, bizim paramız sana göre göreceli daha az ama hangimiz yerinde olmak istersin dedim. Sizin yerinizde olmak isterim derdi. Çünkü bizde ümit ve heyecan var. Bunları biraz bence hep bardağın boş tarafına bakmamak lazım. Ben daha bankacı olduğumuz için daha optimistim tanım itibariyle. Bu tasarruf artışını yeni yeni yapmaya başlayacağımız için kaynakları doğru yerlere de kullanmamız gerekiyor. Amerika'daki kaynak pahalılanması, çekilmesi ayrı bir konu ama pahalılanması hepimizi etkiledi. Bütün dünyayı etkiledi zaten. Sonra Fed dedi ki ben yanlış yapmışım. Şimdi bunu herhangi bir gelişmekte olan ülkenin Merkez Bankası Başkanı yapsaydı bu Amerikan Fed'in yaptığını herhalde sayfa sayfa yazı çıkardı. Onun yerine bizim hakkımızda yazı çıkıyordu. Hatta bir gün çıkmadığı zaman ben üzülüyordum. FT'de veya Wall Street'te Türkiye hakkında negatif bir şey niye yok diye. Yani sizi ilk kriz vurduğu andan itibaren kur şoku, faiz şoku 30-36 ay boyunca
iniyorsunuz, kötü bir yere geliyorsunuz, sonra yükselme oluyor. Şu an baktığımızda yaklaşık bir yarısını geçtik. Esasında şu an daha defansif durmamızın sebebi şokun en dip noktasındayız, en kötü yerlerindeyiz. Doğru yolunda devam ettiğimiz takdirde bir 4-5 ay içinde esasında bahar gelecek. Yani kredi mevduat rasyosu, Hakan Bey'in belirttiği 100 ve aşağısı. Yani bizim kaynaklarımız şu an daha fazla. Dövize bir yöneliş oldu, çok kötü bir şey esasında ama bu bizim kur riskine olan hassasiyetimizi azalttı. Yani oradaki volatiliteyi daha az görüyoruz. Yazın JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon seneler sonrası Türkiye'ye geldi. Biz de ufak bir çay partisi düzenledi ve biz konuştuk. Yani bu adamın boşu boşuna Türkiye'ye gelmez bu adamlar. Dünyanın en büyük güçlerinden biri diye bakarsak, burada ne yapabilirim, bölgede nasıl bir gelişme olabilir diye anlamaya geliyor bu insanlar. Demek ki bir karşı tarafımızda da bize anlama, bir şey yapabilme motivasyonu var. Kur, faiz, enflasyon üçgeni diyoruz biz. Üçünü de birine dokunursanız öbürünü bozabiliyorsunuz. Bu üçünü iyi yönettiğimiz sürece ben daha dediğim gibi optimistim. Bu sene bu dengelenme şeyi oldu. Şirketlerin bilançolarında tabii ki bir etkilenme oldu. Çünkü özellikle döviz borçlusu olup da döviz girdisi olmayan şirketlerde bu gelir gider şeyinden, dengesizliğinden bir bozulma oldu. Onlar da kendini dengeliyor. Her şeye bir dengeye gelmesi için bir zaman tanımamız lazım. Çünkü hafif bir tabii ki kaydı. Arabayı biraz kaydırdık. Ama bu bizi daha kuvvetli kıldığını ben düşünüyorum. Daha pozitifim. Gelecek sene içinde özellikle Türk lirası anlamında daha fazla büyüme olacak diye düşünüyorum. Dış ticaret işlemleri anlamında ben biraz daha tedirginim Serra Hanım'a göre. Türkiye için demiyorum. Dünyadaki şey azalıyor. Dış ticaret hacmi küçülüyor. Buna ondan daha dikkat etmemiz lazım. Yani artık şeyi kendimize alacağımız ders bence zaten hepimiz biliyoruz ama herkes çareyi biliyor, şeyi bilmiyor. Tedavi şu an şeyiz. Domates satarak olmuyor. En azından bunu salça falan bir şekilde çevirmemiz lazım hep beraber ki. Bu şeyi, katkıyı arttırabilmemiz lazım kendi ülkemizde. Bunun için de bence bankacılık başta hep beraber çalışıyoruz. Zaten baktığımda da bunun en büyük örneği altta ismi olan şirketlerin hepsi hemen hemen teknik IT şirketleri. Demek ki bankacılık ve IT hep beraber biz bu işi sırtlayacağız. Şirketlerle beraber daha kalıcı ve yapıcı şeyler getirmeye çalışacağız Türkiye'ye. Zorlu bir yıl olduğu konusunda herkes hemfikir. Bunun farklı sebepleri var. Öngörülebilirlik konusu, çoklu konulara odaklı çalışma konusu. Bu zorlu dengeyi yönetme konusunda gene ajandada her zaman yer alan konulardan bir tanesiydi. Yara sarma dönemi dedik çünkü 2018'de o şoku yedikten sonra 2019'da ağrılar, acılar, şimdi bunlara merhem olma, yaraları sarma, reel sektöre destek verme konusunda bankacılık sektörünün motivasyonu altı çizildi. Ama tüm bunların arkasında 2020'ye dönük bence en önemli mesajlardan bir tanesi sektörün iştahı ve o iştahın da yine güçlü olduğu kanısında genel bir konsensus var. Bundan sonrasında ajandada ne var? Özellikle hangi alanlara, hangi konulara odaklanacak kurumlarınız? Dijitalleşme günümüzün gerçeği, bankacılığın bence de challenge'larından bir tanesi. Adapte de olmaya çalışıyoruz hep birlikte. Bu konuda yeni yatırımlar var mı? Hakan Bey, siz de yine devam edelim isterseniz. Evet, peki, teşekkür ederim. Şimdi tabii ben bu konuyu konuşmaktan çok büyük keyif alıyorum. Büyük mutluluk duyuyorum. Geçen sene 2018'de teknoloji ve bu değişim konularına 200 milyon dolar yatırdık. 2019'da da 200 milyon dolar yatırdık. Şimdi hani ülkede yatırım az diyoruz. 2 senede 400 milyon dolar yatırdık. Dünyadaki başarılı şirketlere baktığınız zaman bunların aslında tek demeyeyim birçok özelliği var ama en temel özelliklerden bir tanesi tasarım tarafı. Yani müşteri deneyimini yeni tasarımlarla farklı bir noktaya götürebilmek. Belki dikkatinizi çekiyordur. Yeni bir şube modeline geçtik. Burada bir vizyonumuz var bizim. Biz diyoruz ki artık kağıt olmasın. Nakdi de ortadan kaldıralım. Bu tabi zamanla olacak ama burada çok cesaretli, önemli adımlar atıyoruz ve çok hakikaten iyi neticeler alıyoruz. Bu programın adına da biz aslında dönüşüm programına yeni nesil Akbank diyoruz. 300 şubeyi bu noktaya getirdik. Bazılarına daha fazla yatırım yaptık görsel olarak falan, mimari açıdan. Hakikaten hani çok çok farklı tepkiler alıyoruz.
Aynı şekilde fintech alanında önemli yatırımlarımız var. Ya bundan yine bir aşağı yukarı bir iki ay önce Tosla diye yeni bir fintech şirketi kurduk ve özellikle kişiden kişiye para transferleri. Buradaki amacımız ne? Buradaki amacımız Türkiye'nin genç bir nüfusu var ve bugün bankacılık dışında daha bankacılığa uzak duran, bunun bir kapsayıcılık ve aslında bir sosyal sorumluluk tarafı da var. Bu özellikle burada gençlerimizi hedefliyoruz ve burada çok önemli beklentilerimiz var. Yani biz buradaki sayıların çok hızlı bir şekilde birkaç milyona kısa bir zamanda çıkacağını görüyoruz. Yani ilk rakamlar da bize bunu veriyor. Yani olay tamamıyla bu dijital tarafa doğru gidiyor. Banka eski banka değil. Bırakın bundan 5-10 sene öncesini, 2 sene öncesine göre bile farklı çalışıyoruz. Şimdi böyle bir durumda biz yöneticilerin en büyük sorumluluklarından bir tanesinin çalışanımızı da bu yeni dünyaya adapte etmekten kaynaklandığını düşünüyoruz. Ve burada yaptığımız harcamalar, eğitim programları, birebir eğitim, bakın bizde 13 bin kişi çalışıyor, 13 bin kişinin ayrı ayrı eğitim şeyleri var. Kimin ne eksiği var yeni bu fütüristik bakış açısıyla? Nereye gitmek istiyoruz? Bu arkadaşımız bunu yapabilecek mi? Bunun eksiği nedir? Yani dolayısıyla 13 bin kişinin ayrı ayrı teker teker bir eğitim programı olduğunu düşünün. Yani dolayısıyla bankada yani bayağı bu gelecekle ilgili önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. Bunu rekabetçilik açısından da hani bankayı farklı bir yere getireceği konusunda da bir inancımız var. Batı Avrupa'da dünyanın en iyi dijital bankacılık ödülünü aldık Global Finans tarafından. Ama bu bana hep şu anekdotu hatırlatıyor. İlkokul 1'deyim ya da 2'deyim. Aile eve duvar kağıdı döşemeye karar verdi ve bir öğrenci grubunu çağırdı. Onlar duvar kağıtlarını düşüyorlar. Ve her zaman da aynı konuşma olur. Büyüyünce ne olacaksın falan diye. O zaman da ne olacağımı bilmiyorum ama valla dedim iyi bir şey yapayım, öyle bir şey istiyorum diye. Çocuk bana döndü dedi ki o önemli değil dedi. Aslında ben iyi bir şey söylediğimi zannediyorum. Önemli olan dedi o iyi yaptığını koruyabilmek dedi. Şimdi biz de ona odaklanıyoruz. Eğer iyi bir şey yaptıysak onu önce bir korumalıyız çünkü acayip bir rekabet var. Bence en büyük sorun süreç. Yani biz hep dijital, dijital, dijital diye konuşuyoruz ama süreci konuşmadığımız sürece dijitali konuşmanın bir anlamı olmuyor. Yani bugün hayatımızdaki en önemli kavram ne para, ne sağlık, ne başka bir şey. Tabii ki bunlar önemli ama birinci öncelik zaman. Biz de müşterilerimiz açısından o zamanı kazandırabilecek süreç iyileştirmelerine bakıyoruz. Bunun gereği dijitalse dijitali yapıyoruz. Bunun gereği fiziki ile dijitali birleştirmekse onu yapıyoruz. Geçen sene de konuşmuştuk. Biz fiziki şubeyle dijital şubeyi birleştirmeye karar verdiğimiz bir projeyi hayata geçirmiştik. Bizim makinalarımız şu anda şubelerde. Aynen bir şubedeki herhangi bir çalışanımızın yapabileceği her şeyi bu makineler sayesinde yapabiliyoruz. Dijital yapmak için yapılmamalı. Yani müşteriye değer katacak bir şey için yapılmalı. Buradaki en büyük sıkıntılardan birisi de mesela karşımızda regülasyon. Çünkü hep aynı şeyi söylüyorum. Dijitale sahip kapasite belki bizden daha fazla teknoloji şirketlerinde var. Ama onlarda olmayan ne var? Bizdeki regülasyon kapasitesi, ona uyum kapasitesi onlarda yok. Doğal olarak teknolojiyle regülasyonun yan yana gittiği ve bunları birbirine adapte etmek zorunda olduğum bir sürecin içindeyiz. Ama yaratıcılığı hiçbir şekilde kaybetmemek lazım. Yaratıcılık bizi diğerlerinden farklılaştıracak. Biz buna da odaklanmaya çalışıyoruz. Hem süreçte hem kendi hayatımızdan örneklerle. Türkiye'de ilk kuyruklarda beklemeyi biraz azaltalım fikriyle hayata çıktığımız ve bugün Cepte-Tep'in yoğun olarak kullanıldığı alanlardan birisi havaalanları. Çünkü biz havaalanlarında güvenliklerden hızlı geçebilmek için bir işbirliklerine gittik. İstanbul, Ankara, Bodrum, İzmir'de en çok müşteri aldığımız yer burası oldu. Demek ki ona ihtiyaç var. Yani bu ihtiyaçları sürekli belirleyip müşteride bu süreçleri iyileştirmekle müşteri kazanabileceğimizi düşünüyoruz ve odağımızı da oraya koymuş durumdayız. Çok teşekkürler Ümit Bey. Mert Bey devam edelim sizinle. Biz de baktık bizim bankamız neler yapabilir diye. Birincisi genç olma, 7 yaşındayız. 7 yaşındaki bir banka için
Her şey bizim omnichannel zaten. Yani bizde digital'da, internette diye bir şeyimiz yok. Her şeyimiz anında omnichannel. ATM, internet, cep telefonu, her şey aynı anda çalışıyor. Millisecond beraber çalışıyor. İkinci dedik ki bizim böyle bütçelerimiz yok. Peki bütçesi olanlar var mı? Var. Onlarla beraber ne yapabiliriz? Bizde data var, onlarda motivasyon var. Bunu nasıl çözeriz diye. Bizim büyüklüğümüzdeki bankaların mutlaka ortaklıklarla beraber nasıl müşteri şeyini, beklentilerini çözer. Müşteri memnuniyeti en başta, hepimizin zaten sektör anlamında veya tüm reel sektörün ortada ama bu sürtünmesiz müşteri deneyimi dediğimiz şeyi dizayn etmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu yaparken örneğin ilk bu dijitalleşme nereden geldi? Gider yönetimlerinden geldi. İşte daha ucuza yapalım, nasıl yapalım, daha hızlı yapalım, nasıl yapalım. Mesela call center'da bir algoritma çalıştırıyoruz. Call center ne yaparsak müşteri call center'ı aramaz peşindeyiz. Arasını istemiyoruz, aramasın peşindeyiz. Ne yaparsak müşteri şubeye gelmesin peşindeyiz. Çünkü neden? 47 şubemiz var. Çok basit esasında sebebi. Müşterinin şubeye gelmesi bir sorun var demek bize göre. Tabii normal kredi hesap açılışın dışında bahsettiğim. Müşteri şubeye gelmeden biz bu işi nasıl çözeriz? Kaldı ki hem şubedeki arkadaşlarımızın kafası rahat olsun, daha yapıcı, daha yaratıcı şeylere fokus olalım. Bütün bu bahsedilen paketlerin, sistemlerin çoğu hemen hemen bizde çalışıyor. Tek en son şeyi söyleyeyim, şu an en büyük fokusumuz voice recognition. Sesle nasıl işte şifrelemeyi çözeriz, işte şifre soruyorlar ya, sadece herhangi bir kelime, işte anne soyadını şusunu söylemeden sadece sesle tanımayla bu tip şeyleri nasıl yaparızın üstünde çalışıyoruz. Dijitalleşme aslında artık eskisi gibi büyük bütçeler gerektirmiyor. Biz içeride birçok dönüşüm projesini aslında Albaraka Garaj dahilinde sıfır şirketlerle yaptık. Şimdi o şirketler diğer bankalarımızla da iş yapmaya başladılar. Sıfır yatırım. Yani ilk denemelerini bizim üzerimizde yapmalarına imkan sağlıyoruz. O acemiliklerini üzerimizde atıyorlar. Hem kendileri gelişiyorlar hem de biz de tabiat, yani neredeyse bedavaya tabiatıyla onlara belli bazı hizmetler sunuyoruz, yön gösteriyoruz vesaire. Bir hızlandırma merkezimiz var. Ama ne oluyor? Biz yepyeni bir sürece, yepyeni bir ürüne, tamamen yepyeni bir, yani out of the box denen, tamamen yepyeni bir yaklaşımla elde etmiş olabiliyoruz. Küçük küçük hiyerarşinin dışında yeni yapılar oluşturmaya çalışıyoruz. Çalışanlarla daha farklı modellere geçmeye çalışıyoruz. Personel açısından, çalışan açısından büyük bir belirsizlik doğru anlatılmadığı zaman. Çünkü neticede o çalışanlar kendi görevlerinin bir kısmını bu süreçlere, bu otomasyonlara devredecek. O robotlara o işi öğretecek olan kişilere diyorsunuz ki ya sen bu işi öğret, ondan sonra geleceğin meçhul. Bu doğru bir yaklaşım değil, işi de yaramayacak bir yaklaşım. Biz içeride çok ciddi anlamda, neticede bu arkadaşların önemli bir kısmı genç, hızlı bir o vakitlerinden arta kalan veya kimisi için tamamen yepyeni bir yetkinlik seti kazandırarak kuruma faydalı olmalarını sağlıyoruz ve aslında o beklenti belirsizliklerini de pozitif enerjiye döndürmeye çalışıyoruz. Bunlar içeride ciddi bir kültürel dönüşüm demek. Yani iş yapış tarzınızı da yeniden düşünmeniz lazım. Yönetimi de belki organizasyon yapılarında yeniden düşünmeniz lazım. Yeni bir ürünümüz de 2020 başlarında devreye girecek. Dediğim gibi network'ü küçük bir bankayız yani. ATM sayımız öyle arzu edilen kadar değil. İşte nakit basit diye bir yeni bir mekanizmayla o sorunu da büyük ölçüde çözmeyi düşünüyoruz inşallah. Çok teşekkürler. Evet, bilmiyorum sizler de farkında mısınız ama konu dijitalleşme, teknoloji olduğunda Sayın Genel Müdürlerimizin heyecanları gerçekten doruk noktadaydı. Gözlerindeki ışık daha böyle parlak hale geldi. Ben hakikaten tek tek dikkat ettim. Burada bir heyecan var. Bu da tabii bizi ileri götürecek bir şey. Son derece verimli geçen bir CEO Club toplantımızın daha sonuna geldik. Sizlere, değerli katılımcılarımıza, değerli konuşmacılarımıza, destekleri için bütün sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz. Bir aile fotoğrafı çektirelim isteriz elbette.